Merhaba değerli izleyenler. Bu hafta yine ben Eczacı Dilek Acaroğlu'yla berabersiniz. Umarım faydalanacağınız, sorularınıza cevap olacak bir program olur. Evet, bugün konumuz kolajen. Eczanelerimize sıkça sorulan, sıkça bizden bu konuda bilgi istenilen, bu dönem televizyonlarda da sıkça adının geçtiği bir madde, bir protein kolajen. Evet, yaşlanma dediğimizde bundan önceki programlarda yaşlanma ile ilgili birçok konudan bahsettik. Bu sefer bununla ilgili olan o durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bunun metotlarından sadece bir tanesi, çok ufak bir tane destek olan kolajenden bahsedeceğiz. Yoksa birçok madde tabii ki vardır. Evet, kolajen bir protein. Elastin denilen örümcek ağı gibi cildimizde var olan diğer bir proteinle beraber çalışarak kemiklerimizde, derimizde elastikiyeti, gerginliği ve dolgunluğu sağlıyor. Evet, kolajenin deride %75-80 civarında kolajen proteini var. Yani kolajene bizim derimizin, eklemlerimizin ve kemiklerimizin çok fazla ihtiyacı var. Beslenmemizin içerisinde jelatin oluşturan gıdalar, evet, kolajen almamızı fırsat veren gıdalar. Eskilerde et suyu, kemik suyu çok daha fazla tüketiyorduk. Birçok programda, birçok doktor da bunun altını çize söylüyor, evet. Tabii ki beslenmemizden bunları almamız çok önemli. Fakat kolajeni parçalanmadan vücudumuza alabilmemiz için bazı yöntemlerle kolajen, fonksiyonel gıda dediğimiz, besin takviyesi dediğimiz, dışarıdan aldığımız, eczanelerden aldığımız ürünlere hidrolize kolajen olarak bir takım formüle edilmiş haliyle kullanılıyor. Evet, hidrolize kolajen vücudumuzda eklemlerimizin sağlıklı olması, kemiklerimizin sağlıklı olması, derimizin sağlıklı olması için birçok faydalar sunuyor bize. Ve aldığımız zaman emilim gücü, kabiliyeti de çok yüksek kolajenin. Kolajenin cilde daha fazla kullanılanı, cilt için çok daha etkin, çok daha faydalı olanı tip 1 kolajen, kemikler, eklemler için daha faydalı ve daha çok kullanılan olanı da tip 2 kolajen şeklinde geçiyor. Daha çok balıktan, sığırdan ve domuzdan elde edilen kolajen, insan vücuduna daha adapte olabilen, en iyi şekilde fayda sağlayabilen kolajenler. Fakat ülkemizde domuzdan elde edilen kolajen bizim eczanelerimizde satılmıyor. Çok fazla domuz eti tüketimi olmadığı için belirli durumlardan kaynaklı olarak bizde sığır ve balık kolajenleri var. Evet, dediğim gibi tip 1 kolajen ciltle ilgili kullanılan kolajen, tip 2 kolajen ise eklemlerin esnekliği, elastikiyeti, gerginliği, gücü için kullanılıyor. Kolajenin kullanımı esnasında C vitamininin varlığı kolajenin çok daha etkin, parçalanmadan ve çok daha iyi bir şekilde emilmesini sağlıyor bedenimize. Dolayısıyla yapılan formülasyonlarda kolajenin içine C vitamininin bulunması burada artı yönde bir etkiye neden oluyor. Yaşlanma için kolajen miktarının azalmasında, yaşlanma konusunda iki etken var. Bir tanesi genetik faktörler. Yani aileden getirdiğimiz faktörler nedeniyle kolajen sentezinin azalması değişebiliyor. Buna yaşla birlikte gelen genetik faktörleri de içeren kronolojik yaşlanma diyoruz biz. Bir de çevresel faktörlerden kaynaklı bir yaşlanma durumu var. Ki burada en büyük etken güneş. Güneş koruması ile ilgili bir program yapmıştık sizlerle. Dolayısıyla güneşin o zararlı etkileri bizi foto yaşlanma dediğimiz çok hızlı bir yaşlanma sürecine götürüyor. Lekelenmeler, ciltle ilgili bir takım problemler, hassasiyet gelişmesi, kuruluk, kızarıklık ve dolayısıyla en kötüsü de, en istemediğimizde cilt kanserine kadar bizi götürebiliyor. Dolayısıyla yaşlanma iki farklı yönde. Aynı zamanda bu Dış etkenlerde beslenme tarzımız, sigara kullanımı, alkol kullanımı, toksik maddeler, gıda maddeleri, katkı maddeler kullanımı, kimyasal ilaçların çok fazla tüketimi de giriyor işin içerisine. Ama fotoyaşlanma çok büyük kısımlarından bir tanesi. Evet, bu yaşlanma türleriyle beraber kolajen ve elastin sentezi vücutta çok azalmaya başlıyor. Dolayısıyla cildin esnekliği bozulmaya başlıyor, selülitlenmeye başlıyor derimiz, sarkma, kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Eklemdeki esneklik, elastikiyet kaybolduğu için yürürken ağrılar, sızılar olmaya başlıyor. Yani vücudumuzun ana bileşenlerinden, ana maddelerinden bir tanesini yeteri kadar biz üretememeye başlıyoruz. Üstüne üstlük bir de toksik dediğimiz bize zarar veren bir takım bileşenler de fazlaysa vücudumuzda bu gittikçe artıyor. Bu yeteri kadar sentezlenememe, yeteri kadar üretilememe hali. Dolayısıyla dışarıdan böyle durumlar içerisinde kolajen takviyesi almak, fonksiyonel gıdaların içerisindeki kolajenlerden faydalanmak bizim için bir yardımcı oluyor. Tip 1 ve tip 2 kolajenden bahsettik. Ülkemizde bazı ürünler var, ikisini de içerisinde barındıran bazı ürünler var. Sadece tip 2, bazıları sadece tip 1 kolajen taşıyor. Dolayısıyla hangi ürünü doğru olduğunu, hangi ürünün size uygun olduğunu yine biz eczacılarınıza sorarak, ihtiyacınızı dile getirerek, eczacının gözlem yeteneğine güvenerek, onun verdiği tavsiyelere kulak asarak yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Kolajenin içerisinde de C vitamini olması emilimini arttırır dedik. Bunun yanı sıra bu elastikiyet, esneklik ve gerginliği sağlarken orada su kapasitesini arttıran, bulunan suyu da arttıran hyaluronik asit denilen bir madde var. Kendinin 1000 katı kadar suyu tutabilme özelliği taşıyan bir madde hyaluronik asit. Onu da içerisinde barındıracak olursa eklem arası sıvıların daha az kaybına, daha çok eklem desteğine, cildimizle ilgili o cildin sarkmış, boşalmış tavrının birazcık daha o nemin artmasıyla beraber desteklenmesine etki ediyor hyaluronik asit. Dolayısıyla kolajen ürünlerinin içerisinde bunun da varlığını kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında dedik ya, zararlı maddeler birikiyor vücudumuzda. Onlar da kolajen, elastin sentezini bozuyor. Onları vücudumuzdan uzaklaştıran antioksidan demiştik. Daha önce anlattığımız programlarda o zararlı maddeleri tutup vücudumuzdan atmaya yarayan antioksidan denilen bir takım ürünlerden de faydalanabilirsiniz. Bu kullandığınız kolajen ürününün içinde onların da olmasına özen gösterip dikkat edebilirsiniz. Nedir bunlar? İşte E vitamini olabilir, glutatyon olabilir, bazı yine anti-inflamatuar dediğimiz ödemlenmeyi, oradaki yangıyı ortadan kaldıracak bitkiler olabilir, zerdeçal gibi. Onun dışında koenzim Q10 olabilir, E vitamini olabilir. Bu desteklerle harmanlanmış bir kolajen kullanırsanız eğer etkiyi çok daha hızlı, çok daha verimli ve birbirinin etkilerini destekleyen ürünler olduğu için tamamlanmış bir ürün kullanmış olursunuz. Kolajen laboratuvarda bakteri üresin diye kullanılan bir ortamdır. Dolayısıyla kolajende bakteri çok hızlı ürer. Dolayısıyla kullandığınız ürünlerin mümkün olduğu kadar toz ve günlük paketlenmiş ürünler olduğuna dikkat etmeye çalışın. Evet, kapsüller hazırlanırken hazırlanma teknolojilerine ve ambalaj teknolojilerine göre mümkün olduğu kadar nemden ve oksijenden uzak şekilde formüle ediliyor olabilir. Eğer o şekildeyse tabii ki kullanabilirsiniz. Fakat tamamen içindeki nem alınmış, oksijenle teması engellenmiş bu birçok ürünü bir arada taşıyan toz ürünleri de tercih edebilirsiniz. Hem emilimini arttırmak hem de bu riski ortadan kaldırmak için bu tarz ürünleri seçebilirsiniz. Ve dediğim gibi ülkemizde de bu ürünleri üreten, o kalite standartlarında bu ürünleri bize sunan birçok firma var. Yurt dışından Türkiye'ye gelen de kaliteli firmalar var. Dediğim gibi eczacınıza bunu danışabilirsiniz. Eczacınız size, durumunuza, şikayetinize göre en uygun ve ulaşabileceğiniz en iyi, akılcı ilaç kullanımında anlattığım gibi o ürünün içeriğinin kalitesini en uygun maliyetle olanıyla size sunacaktır. Dolayısıyla bunları bize sorabilirsiniz. Bir de kolajenin dozlarıyla ilgili sorular geliyor eczanelerimizde. Normalde kolajenin yapılan çalışmalarda günlük alınması gereken miktar 10 gram şeklinde söyleniyor. Günlük 10 gram kolajeni 4 hafta boyunca kullandığınızda o yaklaşık bir 8 hafta ile 12 hafta arası, nasıl yaşadığınıza, nasıl beslendiğinize bağlı olarak 8 ile 12 hafta arasında bedeninizde çalışmaya devam ediyor. O ürünün etkisi sürmeye devam ediyor. O aralık bittikten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Veyahut da 5 gram ya da 2,5 gram şeklinde biraz daha uzun süreli tedaviler şeklinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kolajen aklınıza takıldığında, ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde eczacınıza gidip nasıl beslendiğinizi, ne amaçla kolajen istediğinizi, ne kadar su içtiğinizi, ne kadar hareket ettiğinizi anlatarak onun size uygun bulduğu kolajeni ondan alabilirsiniz. Bir etkiden bahsetmek istiyorum size. Bu birçok besin takviyesinde yaşayabileceğimiz bir etki. Diyelim ki vücudunuza siz sürekli hiç bırakmadan kullanılacak olan bir takım takviyeler de var. Onun dışında olanlar için söylüyorum bunu. Sürekli aynı dozda her gün o maddeyi dışarıdan aldınız. Normalde yiyeceklerde, içeceklerde var ama siz yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. O ekstra etkiden faydalandığınızı düşünüyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Hiç ara vermeden kullandığınızda vücut bilgisine bu dışarıdan yeteri kadar alınıyor. Sen gereken kadar emmene, gereken kadar sindirmene, gereken kadar sentezlemene gerek yok bilgisi verir. Dolayısıyla siz o ürünü kestiğinizde vücut yoksunluğa düşer. Çünkü kendi sentezlemeyi, kendi sindirmeyi, kendi emmeyi unutmaya başlamıştır. Buna rebound etki denir bıraktığınızda. Dolayısıyla her ürünle ilgili olarak, ne kullandığınızla ilgili olarak eczacınıza, aile hekimlerinize, doktorunuza mutlaka bilgi vermeniz gerekir. Çünkü bu hangi aralıklarla kullanmanız gerektiği, ne kadar dozla kullanmanız gerektiği profesyonel bir bakış açısı, bir gözlemle, bir rehberlikle karar verilecek bir konu. Çok önemli bir konu. Bedenimiz bir bilgisayar değildir. Biz bilgisayarı programladığımızda ona ne program attığımız, nasıl bir komut verdiğimizi biliriz. O komuta ihtiyacımız olmadığında gidip o komutu iptal edebiliriz. Ama beden kendi kendini komutlar. Orada kontrol bizim ancak ortamımızın değişikliğiyle süreç içerisinde gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu konuda danışmanlık almadan lütfen herhangi bir besin takviyesi kendi kendinize kullanmayın. Eczacınıza danışın, doktorlarınıza danışın. Özellikle mesela operasyon öncesi 24 saat içerisinde ya da bir hafta içerisinde bırakılması gereken bazı besin takviyeleri var. Ki çok faydalı, sağlığınızı iyi bir şekilde tutmanız için ve hakikaten çok ihtiyacınız olabilecek bazı bitkisel takviyeler ya da bazı besin takviyeleri operasyon öncesi bir hafta önce kesilmek zorunda olabilir. Ya da bir gün evvel kesilmek zorunda olabilir. Dolayısıyla herhangi bir tedavi altına girerken ne kullandığınızı mutlaka doktorunuzla paylaşın. Eczacınıza mutlaka bu konuda sorular sorun. Operasyon sonrası ne kadar süre sonra tekrar başlamanız gerektiğini öğrenin. Bunlar çok önemli bilgiler. Çok ufak ve önemsiz detaylarmış gibi gözükse de hayati değer taşıyan çok önemli bilgiler. Lütfen bunu kullanın ve biz eczacılara danışabilirsiniz. Çünkü en kolay, en çabuk ulaşabildiğiniz birinci basamak sağlık danışmanınız. Biz eczacılarız. Ne zaman isterseniz bize ulaşabilme durumunuz var. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana da sorabilirsiniz. info@dilekacaroğlu.net'ten maillerinizi bekliyorum. Bu haftalıkta kolajeni konuştuk. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.